Değerli arkadaşlar, siz Adana Bölge Toplantısı'na hoş geldiniz. Klinik Embriyoloji Derneği'nin bu başarılı toplantılarında böyle oturum başkanı olmak güzel bir duygu gerçekten. Çok onur duyuyorum. Özellikle KES Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum bu açıdan davet için. Figür organizasyon, kongre organizasyonuna ayrıca katkılarından dolayı teşekkürler ediyorum. Başarılı bir androloji laboratuvarı için toplandık ve bu başarılı androloji laboratuvarında neler gerekiyor, son gelişmeler anlatılacak toplantıda. İlk oturumda Doktor Cem Korkmaz ve Ferhat Cengiz var. Cem hocamızın sunumunu rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Her şey çok iyi olmasını diliyorum. Güzel bir toplantı olmasını ve katılımın yüksek olmasını diliyorum. Buyurun Cem hocam. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Gönül isterdi ki bu toplantı Adana'da yüz yüze yapalım. Adana benim özel olarak çok sevdiğim bir yer. Ama pandemi koşulları gereği ister istemez yüz yüze değil ekran karşısında birlikteyiz. Olsun, gönüller bir olsun diyerek ÜYT Androloji Laboratuvarı'nda ideal uygulamalar nasıl olmalı? Yeni gelişmelerle ilgili neler söyleyebiliriz? Bu konuda şöyle bir sunum tasarladım değerli arkadaşlarım. Bir kere neyi konuşmamız lazım? Elimizde güzel bir rehberimiz var. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2010'da yayınladığı laboratuvar el kitabı androloji konusunda gerçekten zamanında çok ses getirmişti. Çok ayrıntılı, güzel bir rehber bu. Ancak 2010 yılı biraz geçmişte kaldı. 2021 yılındayız ve acaba hala bu rehber ne kadar geçerliliğini koruyor? Biraz onu konuşmak istedim. Neler konuşacağız? İdeal ejakülasyon periz süresi nasıl olmalı? Semen analiz ve hazırlık süresi ne kadar olmalı? Sperm sayım yöntemlerini bir karşılaştıralım istedim. Sperm analizi ve bekleme süresince ısı nasıl? Yıkama ve bekleme süresince solüsyon pH'ı ne durumda olmalı? Bunlar açıkçası hepimizin günlük pratiğinde fark etmeden uyguladığı ama ayrıntılarına da çok düşünmediği şeyler. Biraz bu konularda literatür bize ne diyor? Gerçekten Dünya Sağlık Örgütü Laboratuvar Kitabı yeterli mi? Onlara bakacağız. Ayrıca günümüzde çok popüler olan sperm DNA fragmantasyonuna ilişkin ne gelişmeler var? Genetik incelemeler ne durumda? Onu inceleyeceğiz. Yeni sperm analiz yöntemlerinden bahsedeceğiz. Tabii olmazsa olmaz androloji laboratuvarında testis dokusu ve sperm dondurulması konusuna şöyle bir bakacağız. Günümüzde artık gittikçe önem kazanan sperm analizinde yapay zeka uygulamaları, gelişmeleri ne aşamada? Onu konuşacağız ve en son tabii COVID-19 enfeksiyonu androlojiye nasıl etki ediyor? O konuya da şöyle bir değineceğiz. Şimdi başlayalım. Bugün androloji konuşuyoruz. İnfertil çiftlerin değerlendirmesinde erkeğe bağlı faktörler aslında %40 gibi büyük bir
oranı içeriyor. Ama hepimiz biliyoruz ki infertilite tedavisinde biraz ihmal ediliyor. İşte biz bugün bu ihmali biraz değerlendirmek ve laboratuvarlarımızı bu konuda azıcık uyarmak için bir aradayız. Söylediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün 2010 yayınladığı manuel, yani el kitabımız, ideal semen analizi, sperm hazırlama yöntemleri için elimizdeki önemli bir başvuru kaynağımız. Ama acaba hala öyle mi? Bakacağız. Şimdi birinci maddemiz ideal ejakülasyon periz süresi ne olmalı sorusu. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda 2 ila 7 günlük bir periz süresi önermiş. Açıkçası aralığı çok, 2 ila 7 günün. Araştırmalar ne diyor? 2005'te Jurema ve grubu gebelik oranlarının en yüksek olduğu, yani %14'lük bir gebelik oranına ulaşan olgularda periz süresinin 2 gün olarak tespit edildiğini belirtmiş. 10 günden uzun gebelik oranları %3'e düşüyor. Yani ejekülasyon periz süresi uzadığında sperm yaşlanması ve fonksiyonel hasarlara bağlı olarak gebelik süresinin oldukça düştüğünü tespit etmişler. Benzer şekilde subfertil erkeklerde kısa periz süresi sonrası 2011'de Gozalves, 2013'te de Sanchez Martin, IUI sikluslarındaki gebelik oranlarının daha yüksek olduğunu bulmuşlar. Son yıllarda farklı araştırmalar da yapılmış. 2016'da Bahadur örneğin gene subfertil erkeklerde 40 dakika aralıklı olarak alınan ikinci semen örneğinde sayı ve motilitenin daha iyi olduğunu bulmuş. Tabii bu çalışmalar genellikle subfertil erkeklerde yapılmış. Normozoospermik ve oligozoospermik erkeklerde de benzer çalışmaların yapılması gerekli. Bütün bu çalışmalara göre ideal periz süresinin artık 3 gün olarak veya 4 gün olarak revize edilmesi ve gerektiğinde eğer ilk sperm örneği parametreleri kötüyse kısa aralıkla ikinci sperm örneğinin alınmasının da faydalı olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Ki bu Dünya Sağlık Örgütü önerileri arasında yok. Evet, ikinci maddemiz semen analiz ve hazırlık süresi nasıl olmalı? Dünya Sağlık Örgütü rehberinde semen örneğinin evde alınması durumunda laboratuvara ulaşma süresinin en fazla 1 saat olması ve ısı değişimlerinden kaçınılması gerektiği bildirilmiş. Literatüre baktığımız zaman 2004'te Yavaş ve Selup semen örneğinin klinikte alınmasıyla daha yüksek gebelik oranları elde ettiklerini belirtmişler. Ama Song ve arkadaşları 2007'de örneğin nerede alındığının sonucu çok değiştirmediği, yalnız gerekli özenin gösterilmesi kaydıyla şeklinde bir sonuca varmışlar. Ancak semen örneğinin alınmasıyla hazırlık zamanına kadar geçen sürenin 60 dakikayı aştığı durumlarda gebelik oranlarının çok düştüğü de belirtilmiş. Araştırmacılar bu konuda bir konsensusa varmışlar. Bu durumu seminal plazma içindeki dekapasite edici faktörlerin etkisi veya serbest oksijen radikalleri kaynaklı DNA hasarlanması olarak açıklamış araştırmacılar. Yani şunu söyleyebiliriz. Sperm aldıktan sonra analiz veya hazırlık için çok fazla beklemeyelim. Isı değişimlerinden kaçınalım. 1 saat içinde analizimizi tamamlayalım. Ama isterse hasta evinden getirsin, isterse bizim laboratuvarımızın semen odasında versin. Sonuçlar çok fazla değişmiyor. Peki sperm sayım yöntemleri
için neler uygulayalım? Rehberimiz sadece hemositometre yöntemlerinden Neubauer hemositometresiyle ilgili bilgiler içeriyor. Oysa günümüzde pek çok merkezde farklı sayım yöntemleri uygulanmakta. Örneğin biz ve çok bildiğim bir sürü merkez Makler sayım kamerası kullanıyorlar. İşte Horwell sayım kameraları var. Şükratara sayım kamerası sanıyorum artık kullanılmaya başlanmış. Bir de tek kullanımlık sayım kameraları halen günümüzde kullanılıyor. Bunlarla ilgili avantaj ve dezavantajlar hepsi için söz konusu. Örneğin Neubauer hemositometresi için işte uzun bir süre analiz yapmak gerekli. İşte dilüsyon yapmak ya da fikse etmek gerekiyor. Makler için biraz sonuçların daha yüksek çıktığı yönünde var. Yani her merkez kendi kullandığı sperm sayım yöntemine aşina olmalı ve yöntemlerin de aslında hangi yöntemleri kullanırken ve rapor verilirken hangi yöntemin kullanıldığı belirtilmeli diye düşünüyorum. Biz bunu genellikle ihmal ediyoruz. Yani sperm sayımını yapıyoruz ve raporu o şekilde veriyoruz. Ama hangi yöntemle saydığımızı, ne kullandığımızı pek belirtmiyoruz. Oysa ki bu konuda da herhalde merkezlerin hangi yöntemi kullandığını belirtmesi gerektiği uygun olacaktır. Peki semen analizi ve hazırlığı sırasında ısı ne olmalı? Rehberde bu konuda herhangi bir bilgiye rastlayamadım. O yüzden literatürde 2013'te Repal ve arkadaşları 50 normozoospermik hastada bir araştırma yapmışlar. 37 derecede ve oda ısısında hazırlanmış sperm örneklerine bakmışlar. DNA hasarı açısından herhangi bir fark bulamamışlar. Bir tane randomize kontrollü çalışma var. 2013'te Selvaraj ve arkadaşlarının yaptığı. Burada da açıklanamayan infertil hastalarda sperm hazırlığı yapılan örneklerde ısı kontrollü santrifüj yapılmasıyla yapılmaması arasında gebelik oranları açısından bir fark bulamamışlar. Yani sperm analizi ve hazırlığı sırasında oda ısısı uygun görünüyor. Peki hazırlandıktan sonra ortam ısısı ne olmalı? Nasıl bekletmeliyiz hazırlanmış spermi? Bu konuda da rehberimiz Sivmap uygulamasında örneğin santrifüjlenmesinden sonra 37 derece santigratta 1 saat inkübasyon önermekte. Genel uygulamada sevdikten sonra vücut ısısındaki inkübatör ortamında 1 saat beklenebiliyor. Ancak yapılan araştırmalar 24 saatten sonra azalmış motilite ve sperm kalitesi tespit ediyor. Dolayısıyla sperm hareketliliğinin zamanla azalması tabii normal kabul ediliyor. Ancak inkubatör ortamında saklamanın çok daha zararlı olduğu, sperm nükleosunda büyük vakuoller artış olduğu 2007'de Peer ve arkadaşları tarafından gösterilmiş. Oda ısısında saklamayla spermin dinlenme durumuna geçmesi, enerji sarfının azalması, bu yüzden daha uzun yaşam süresine sahip olacağı şeklinde bir açıklama var. 2014'te yapılmış. Ve literatürde saklama ısısının gebelik sonuçlarına olan etkisini araştıran tek bir çalışma var. 2015'te yapılmış. Buna göre oda ısısında saklanan ve inkübatör ortamında saklanan örnekler arasında gebelik sonuçları arasında fark bulunmamış. Peki ne söyleyebiliriz bu maddenin yorumlanması açısından? Eğer uzun süre bekletmemiz gerekiyorsa
sosyal gereklilikler açısından. O zaman inkübatöre koymayalım hazırladığımız spermi. Oda ısısında saklayalım. Ancak kısa sürede kullanacaksak, işlem yapacaksak o zaman inkübatör ortamında saklanmasında da bir sakınca yok diyebiliyoruz. Peki solüsyon pH'ının önemi ne? Tabii ki çok önemli. Optimal ısı ve pH değerlerine sahip olması gerekiyor kültür ortamlarının. Dünya Sağlık Örgütü rehberi semen hazırlığı sırasında kullanılan inkübatör yapısına uygun olarak tampon solüsyonu seçilmesini öneriyor. Yani atmosferik gaz kullanan inkübatörlerde HEPES, MOPS, TEST gibi zibitteryon tamponlu medyumların, karbondioksitli inkübatörlerde ise bikarbonat tamponlu medyumların kullanılması önemli ki biz de zaten bunu uyguluyoruz. IOI hazırlığı sırasında kullanılan pek çok medyumda pH tamponu olarak zibitteryon içeriğinin yanı sıra sperm kapasitasyonu için belli miktarda da bikarbonat bulunuyor. Ve bu tampon sistemlerinin karşılaştırıldığı bir çalışma bulabildim ben. 1991 yılında yapılmış. Burada HEPES tampon sistemiyle daha yüksek gebelik oranları bildirmişler ama çok geniş bir çalışma değil açıkçası. Bu konuda da özellikle normozoospermik ve oligozoospermik olgularda randomize kontrollü çalışmalar yapılabilir. Genç arkadaşlara tiyo vermiş olalım buradan. Evet, günümüzde çok önemi olduğu düşünülen ve artık her laboratuvarda erkek faktörü söz konusu olduğunda ya bir de DNA fragmentasyonuna mı baksak diye düşündüğümüz maddemiz sperm DNA fragmentasyonu ve genetik incelemeler konusu. Rutin semen analizinde sadece sperm sayısına, hareketliliğine ve morfolojisine bakabiliyoruz. Oysa ki sperm nükleus kromatin özelliklerine, mitokondriyal DNA, messenger RNA ekspresyon defektlerine, anormal yüzey moleküllerinin olup olmadığına, immün sistem bileşenlerine ve mikrobiyal enfeksiyonlara bakamıyoruz rutinde. Peki normal sperm DNA'sı dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Sperm DNA'sı içinde özel olarak sıkı paketlenmiş bir kromatin ağı içeriyor hepimizin bildiği gibi. Ve bu DNA yapısı genetik bilginin oosite aktarılmasını daha sonra genlerin ekspresi olarak embriyonun gelişimini sağlıyor. Ve fertil sperm DNA'sı stabil olup fertilizasyonla dekondansı olup DNA'sını defekt olmadan embriyoya aktarabilen DNA. Mekanizmaları görüyoruz peki. Kondansasyon ve nükleer matürasyon defektleri oluyor. DNA kırıkları meydana geliyor. DNA'da bütünlük defektleri oluyor. Sperm kromozalar anopleidileri de meydana gelebiliyor. Niye oluyor peki? Sistemik hastalıklar varsa enfeksiyonlarla olabiliyor. İlaç kullanımlarına bağlı olabiliyor. Yüksek ateşte görülebiliyor. Varikosel ve artmış testis sıcaklığı söz konusuysa orada da DNA hasar mekanizmaları devreye giriyor. Çevresel ve mesleki kirleticilere maruziyet olduğu durumlarda, ağır sigara içicilerinde ve yoğun alkol kullanımı olduğunda, bir de yaş ilerledikçe DNA'da hasar meydana geliyor. Peki bu kadar önemli mi? Bu kadar konuştuğumuza göre önemli. Çünkü infertil hastaların yaklaşık %15'inde normal semen analizi sonuçları gelmesine rağmen gene de bir infertil grup var. Ve spermin genetik yapısındaki bozulma ile infertilite arasında da kuvvetli bir birliktelik olduğu tespit edilmiş. DNA hasarlı sperm oranı arttıkça yani %30-40'ın üzerine çıktıkça doğal gebe kalma şansı azalıyor hastalarda. Ve infertil erkeklerde denatüre ve fragmente DNA normal fertil oldukça yaklaşık iki katı kadar yüksek bulunuyor. Nasıl tespit edebiliyoruz? Hepimizin bildiği laboratuvarlarda basit blue testi, anilin blue testi, aktidin orange testi gibi boya testlerini kullanıyoruz. Geçmişte kullandık.
Tabii bunlar için mutlaka semen örneğinin fikse edilmesi gerekli. Ayrıntılara çok fazla girmek istemiyorum. Pek çok kaynakta var. Nasıl yapıldığı. Devam edelim. Bunun dışında daha gelişmiş laboratuvar yöntemleri de kullanılabilir. Sperm chromatin structure assay gibi, chromat assay gibi farklı yöntemler de geçmişte kullanıldı. Burada örneğin chromat assay'de hasarlı DNA'ya sahip spermin hareket etmesi, sağlam DNA'sı olan spermin hareketsiz kaldığı şeklinde bir analiz yöntemi uygulanıyor. Halo test çok uygulandı. Uzun adıyla sperm kromatin dispersion, yani sperm kromatin dağılım testinde. Burada sağlam DNA'ya sahip olan spermlerin etrafında yüksek oranda halo görüntüsünün oluşmasıyla. Daha yakın dönemde işte tünel testi, sperm fiş testi de gene DNA hasarının ortaya konmasında uygulanan test yöntemlerinden. Tünel testinde %20 ve üzeri pozitif çıkması anormal kabul ediliyor. Sperm fiş testi uyguladığımızda da %15'in altında bir hasar bekliyoruz normal sperm örneğinde. Ancak eğer hasar %50'nin üzerine çıkmışsa bu örnek ağır hasarlı olarak kabul edilmekte. Peki hangi sonuçları uygulayalım? Açıkçası saydığımız gelişmiş yöntemlerin hemen hepsi benzer sonuçlar veriyorlar. Çok büyük bir farklılık yok. Hangi laboratuvar daha iyi uyguluyorsa onu seçecek. Ama şunu unutmayalım. Hangi örneği kullanırsak kullanalım, biz laboratuvarda yaptığımız çalışmalarda sadece bilgi sahibi oluyoruz. Yani mikroenjeksiyon yaparken ositin içine enjekte ettiğimiz spermin DNA kırığı olup olmadığını bilebilecek bir yöntem henüz ortaya konmuş değil. Ancak hastayla ilgili, evet bu hastanın DNA fragmantasyon oranı şu kadar, bu kadar, buna göre şöyle bir tedavi uygulanabilir gibi sonuçlara ulaşıyoruz. Peki moralimizi bozalım mı? Bence bozmayalım. Çünkü yapılan araştırmalar göstermiş ki DNA fragmantasyon oranı sperm hazırlama yöntemleriyle oldukça azaltılıyor. Nasıl? İşte araştırmacılar CVMAP ve gradient yöntemleriyle hazırlanmış semen örneklerinde DNA fragmantasyon oranlarını tünel işaretleme yöntemleri kullanarak işlenmemiş semen örnekleriyle karşılaştırmışlar. Ve bakmışlar ki DNA fragmantasyon oranları işlem görmüş sperm örneklerinde azalıyor. Ve CVMAP'la gradient yöntemleri arasında da anlamlı bir fark yok. Yani yüksek oranda DNA fragmanı biz sperm hazırlığı sırasında ister CVMAP yapalım, isterse gradient yöntemini kullanalım. Hep ikisinde de DNA fragmantasyonuna sahip sperm oranını belli bir miktarda azaltıyoruz. Yakın zamanda yapılmış başka bir çalışma var 2018 yılında. Burada da gene DNA fragmantasyon oranlarını CVMAP ve Danstag gradient yöntemlerine bakarak karşılaştırmışlar. Burada CVMAP tekniği daha iyi olarak ortaya konmuş. Yani sperm hazırlama yöntemlerinin sperm parametrelerine uygun olarak seçilmesiyle bu hastalara biraz daha faydalı olmamız mümkün görünüyor. Daha kapsamlı çalışmalara da ihtiyaç var. Yedinci maddemiz yeni sperm analiz yöntemleri. Burada sperm hyaluronan bağlanma testi günümüzde pek çok merkezde uygulanır oldu. Burada likefi olmuş veya hazırlanmış semen örneği hyaluronan içeriği olan lama damlatılıyor. Ve intakt akrozoma sahip olan spermler hyaluronana bağlanıp ilerleyemiyor.
Yaptığımız sayımda %65 ve üzeri sperm bağlanmasının normal olduğu tespit edilmiş. Sperm elektroforezi uygulanabilir. Burada da elektriksel ortamda semen örneği polikarbonat bir membrandan geçirilerek DNA hasarlı spermlerin izole edilmesi mümkün olabiliyor. Semen ROS testi günümüzde gene pek çok merkezde artık çok basit bir cihazla ölçülebilir hale geldi. İnfertil erkeklerin %25 ila 40'ında yüksek oranda serbest oksijen radikalleri tespit edilebiliyor. Ve bu sonuçlar normal veya normal sperm parametrelerinden bağımsız. Yüksek serbest oksijen radikal oranı olduğunda DNA fragmantasyonunun arttığını da biliyoruz. Ve bu ölçümlerle gene biraz önce bahsettiğimiz DNA fragmantasyonu yönünde görüş geliştirmemiz mümkün olabiliyor. Mikro akışkan sperm ayıklama yönteminden sanıyorum bir sonraki konuşmada Ferhat arkadaşım ayrıntılı olarak bahsedecek. Ben bir çalışma verip geçeceğim. 2018'de yapılmış bir çalışma bu. 70 örnek üzerinde gradyent santrifüj yöntemi ve mikro akışkan sperm ayıklama yöntemi karşılaştırılmış. Buna göre işlem görmemiş örneklerde ama DNA fragmantasyon endeksi %21 iken gradyent santrifüj yönteminde %6'ya, mikro akışkan sperm ayıklama yönteminde ise %1'e düşmüş görünüyor. Yani mikro akışkan sperm ayıklama yönteminde yüksek DNA fragmantasyonu olan hastalarda kullanılabilir gibi görünüyor. Testis dokusu ve sperm dondurulması artık dediğim gibi androloji laboratuvarlarının olmazsa olmaz özellikleri arasına girdi. Hangi indikasyonlarda yapılıyor? İşte kanser tedavisinde fertilitenin garantiye alınması gereken durumlarda ki kriptospermi, seksüel disfonksiyon, retrograd ejekülasyon gibi durumlarda elde ettiğimiz nadir spermleri mutlaka dondurarak saklamak istiyoruz. Testis travması ve yaralanması sonrasında ürogenital cerrahi planlanan hastalarda eğer istenirse vazektomi öncesinde eksi yapılan TESE'den elimizde örnek artmışsa mutlaka dondurmak istiyoruz. Bir de sosyal durumlarda yani opu güne uygun olmayan biz geçmişte tabii asker hekim olarak hizmet verdiğimiz dönemlerde işte operasyona gidecek subay, as subay ya da uzman erbaşların spermlerini bu amaçla dondurduğumuz olmuştu. Ve Türkiye'de değil ama dünyada donasyon amaçlı da sperm dokusu ve testis dokusu sperm örneği dondurulabiliyor. Günümüzde kanser tabii çok önemli bir neden. Kanserli erkek olguların yaklaşık %10'unun üreme çağında olduğu bilinmekte. Ve yılda ortalama 15 ila 35 yaş arası 9 bin erkeğe testis kanseri, Hodgkin lenfoma ve lösemi teşhisi konuyor. Ve gittikçe bu oran artıyor. Biz uzun yıllardır Gülhane'de bu tür hastalarda sperm ve doku dondurması yapmaktayız. Geçmiş yıllarda işte ayda bir iki dondurma yaptığımız dönemde bu işe başladık. Şimdi bakıyorsunuz haftada 3-4 bazen daha fazla vakada sperm dondurması yapmaktayız. O yüzden bu hastalarda başka da bir fertilite koruma yöntemi yok. O yüzden bu erkeklerin baba olabilmesi için mutlaka sperm dondurulması ve yardımcı üreme tekniklerinin uygulanması gerekiyor. Özellikle çocuk yaş grubunda hala deneysel olan testis dokusu dondurulması çalışmalarının en az 10-15 yıl sonrası için planlandığını da dikkate almak zorundayız. Ve sperm toplama yöntemlerinin prepuberte, peripuberte ve postpubertede işte testiküler biyopsiyle, peripubertede yapabiliyorsa mastürbasyonla ya da elektroejekülasyonla alınması, postpubertede ise mastürbasyonla örneğin en önemli yöntemle sperm alınması ama sonuçta hepsinin yardımlı üreme tekniklerinden fayda beklediğini bilmemiz gerekiyor. Nasıl donduralım?
Testis dokusu için geçerli yöntemimiz küçük parçaların yavaş veya azot buharında hızlı olarak dondurulması yöntemi. Sperm dondurulmasında ise yıkanmamış veya hazırlanmış sperm örnekleri kullanılabiliyor. Sperm dondurulması için yavaş, hızlı ya da vitrifikasyon yöntemlerini seçmemiz mümkün. Literatürü araştırdığımda çok yakın tarihli bir çalışma dikkatimi çekti. Size alınmış sperm örnekleri üçe bölünmüş. Fresh, yavaş dondurma ve vitrifikasyon grupları oluşturmuşlar. Gruplar arasında canlılık, hareketlilik, morfoloji, DNA bütünlüğü ve akrozom reaksiyonu parametrelerine bakmışlar. İncelenen parametrelerde geliştirdikleri modifiye vitrifikasyon metodunun yavaş dondurmaya göre daha etkin olduğu ve çözme sonrası sperm hücrelerinin daha iyi korunduğunu tespit etmişler. Ama tabii açık dondurma yöntemini kullanıyor araştırmacılar. Bu konuda da dikkatli olmak lazım. Ancak nasıl dondurursak donduralım, saklamak gittikçe büyük bir sıkıntı haline gelmeye başladı. Çünkü yönetmeliğimiz gereği 5 sene ile sınırlandırılmış dondurma süresi, hiçbir laboratuvarda tamam 5 senesi doldu, artık biz bunu imha edelim şeklinde bir yaklaşımla imha edilemiyor. Mutlaka hastaya soruluyor. Hasta dondurma süresini uzatmak istiyorsa Sağlık Bakanlığı bu konuda olur veriyor. Çoğu hastaya ulaşamıyoruz. Vicdanımız el vermediği için imha da edemiyoruz yerine göre. Ama gittikçe tanklarımız dolmakta, artık yeni yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz. Daha büyük tanklar, şu sağ üstte gördüğünüz fotoğraf bizim özellikle androloji laboratuvarında dondurduğumuz hastaların depolandığı büyük tanklar. Bir tanesi doldu, artık ikinciye geçmek üzereyiz. Yani neredeyse 1000'den fazla hastanın spermlerini, örneklerini depolamış durumdayız. Yani bütün laboratuvarların bu konuda şimdiden önlemini alması ve ileriye dönük olarak bu hizmeti vereceklerse eğer, daha geniş kapasiteli dondurma tanklarına sahip olmalarında fayda var. Dokuzuncu maddemiz yapay zeka uygulamaları sperm analizinde. Gittikçe gelişen bir alan burası. Günümüzde çünkü pek çok androloji laboratuvarında rutin semen analizinde kasa yöntemleri kullanılıyor. Yakın geçmişe kadar çok güvenilir değildi. Çünkü yalnızca hareketli sperm yüzdesini, kısmen de kinematik parametreleri, kuyruk hareketleri parametrelerini tespit edebiliyorlardı. Oysa günümüzde görüntü analiz programları gittikçe gelişiyor. O yüzden sadece sperm başını değil, kuyruk hareketlerini de değerlendirebilen programlar geliştirilmekte. İki çalışma gördüm literatürde. Örneğin bu çalışmada, birinci çalışmada 2018 yılında yapılmış, sperm kuyruğu hareketlerinin matematiksel modellemesini yapmışlar. Ve bu şekilde kasa analizlerinde otomatize kuyruk izleme programları geliştiriyorlar. Bu şekilde klinik semen analizinde yeni bir gelişme olacak. Ve gelecekte yapay zekanın da bu konuda gelişmesiyle normal sperm oranları belirlenebilecek diyor araştırmacılar. 2019'daki araştırmada ise dijital holografik mikroskobi kullanmış araştırmacılar ve bu mikroskobun da ileride normal sperm değerlendirmesi yapabilecek şekilde ikisi de düşünülmekte. Yani bu konuda da günümüzde önemli bir gelişme var. Ve son maddem, biraz uzattığımı fark ediyorum ama COVID-19 androloji ilişkisi de günümüzde çok konuşuluyor. İki slaytla bitiriyorum. Koronavirüs ailesi ilk olarak aslında 1965'te keşfedilmiş, yeni değil. 46 tür insan bulaştırıcılığı olan virüs var. Şiddetli akut solunum sendromu SARS-CoV-1 ve Orta Doğu solunum sendromu MERS-CoV olarak isimlendirilmiş. Ancak Aralık 2019'da hepimizin bildiği gibi Wuhan'da SARS-CoV-1 virüsüyle %80 genetik
benzerliğe sahip olan bu virüs SARS-CoV-2 olarak adlandırılmış ve ortaya çıktığı yıla göre de COVID-19 enfeksiyonu olarak hepimiz isimlendiriyoruz. Virüs angiotensin converting enzim 2 ya da transmembran serin proteaz 2 ekspres edilen tüm doku ve hücreleri enfekte etme potansiyelinde kısa olarak ve 2 gün, 3 gün önce literatüre baktığımda bu konuda erkek üreme sisteminde COVID-19 etkisine ilişkin olarak 94 çalışma olduğunu gördüm. Hemen sonucu vermek istiyorum. Bu 94 çalışmaya şöyle bir baktım. Hepsi diyor ki erkek üreme sisteminde COVID-19 ciddi bir etkiye sahip. Seminal sıvıda, testis biyopsilerinde, prostat salgısında SARS-CoV-2 RNA izolasyonu yapılmış. Ancak bu hastalığın seksüel yolda bulaştığına dair bir kanıt yok. Yani hala solunum sistemiyle bulaştığı bilinen bir enfeksiyonla karşı karşıyayız. Ama bütün laboratuvar çalışanı arkadaşlarıma, infertiliteyle uğraşan bütün gruplara öncelikle kendilerini bu enfeksiyondan korumalarını ve çalıştıkları numunenin de her tür geçiş yoluna açık olduğunu unutmamaları gerektiğini söylemek istiyorum. Ve sunumuma son verirken normal zamanlarda buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Beni dinleyip izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Cem Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok son literatürleri ekleyerek yaptığınız sunum mükemmeldi. Teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Birkaç tane sorumuz var tabii. O soruları size yöneltmek istiyorum. Buyurun. Birisi sperm DNA fragmentasyonu sonucuna göre uzun süreli antioksidan kullanılan birçok hasta var. DNA fragmentasyon testi için kullanılan halosperm gibi testlerin embriyoloji laboratuvarlarında rutin kullanılması dair düşünceniz nelerdir? Açıkçası günlük pratiğimizde bu tür testlerin androloji laboratuvarlarında yapılmasını çok mümkün görmüyorum. Ancak işte gösterdiğim serbest oksijen radikallerini tespit eden cihaz, belki bu tür cihazların kullanıma girmesiyle androloji laboratuvarlarında bu tür rutin analizler gelişebilir. Ancak günümüzde özellikle yoğun çalışan laboratuvarlarda hani bu konuda zaman ayrılabilir mi? Soru işaretleri taşıyorum. Belki özel sektör bu konuda daha istekli olabilir diye düşünüyorum. Öyle değil mi Ferhat? Sana topu Kesinlikle. atayım. Yani bu konuyla ilgili tabii ben de biraz bahsedeceğim açıkçası. Ama hani benim şahsi fikrim bu testler tanı için, yani halospermi testi bizim için bir tanı testidir. Evet. Tüp bebek merkezleri olarak hastaları tanıdan ziyade, tanıyı koyduktan sonra, evet, DNA fragmentasyonu belirlendikten sonra birazcık daha tedaviye yönlendirici çalışmalar bizim için daha verimli olacağını düşünüyorum. Özellikle gerçek firmaların da bu yönde bizi desteklemesini ben daha çok uygun görüyorum. Yani ben hastaya sadece sperm fragmentasyonun çok yüksek demem onun için çok anlamlı değil. Peki ben ne yapacağım sorusunu bize yönlendiriyorlar. Bu yönde tabii ki antioksidan tedavileri vesaire gibi şeyler konuşuluyor ama bunların net, düzgün bir şekilde ortaya konulması benim şahsi görüşüm açıkçası. Tabii çok doğru. Ben de hani sunumumda da ifade ettiğim gibi zaten eğer iyi bir sperm hazırlama yöntemi kullanıyorsanız, dikkatli bir uygulama yapıyorsanız aslında DNA fragmentasyonunu da büyük oranda elimine ediyoruz gibi görünüyor. Yani evet konuşuyoruz, bu konuda tartışıyoruz.
Özellikle nedeni belli olmayan erkek infertilitesinde DNA fragmentasyon oranlarının belirleyici olduğu da zaman zaman gündeme geliyor. Ama herhalde çok fazla santrifüj yapmadan CVMAP kullanmak ve bir süre bekledikten sonra bu spermleri mikro enjeksiyon için ayırmak herhalde iyi sonuçlar veriyor diye düşünüyorum. Bahsedeceğim Onu. Benim de bu konuda söyleyeceğim bir şey var. Özellikle semen örneğinin inkübatörde 37 derecede uzun süre bekletmenin gerçekten çok olumsuz etkilerinin olduğunu gördük. İki öğrenci tezinde de bunu fark ettik. Sinemap veya dansitegradiyent açısından eliminasyon çok iyi yapılıyor. Yalnız şöyle bir şey de var. Semen örneği hazırlandıktan sonra uzun süre bekletilme durumunda da kalıyor. Çok yüksek siklus sayısı olan merkezlerde buna dikkat etmek gerekiyor. Yani uzun süre beklemenin çok olumsuz DNA fragmentasyonu açısından olumsuz etkileri var. Yani 4 saatin üstünde bazen bekliyor, bazen akşam yapıyor mikro Evet. enjeksiyonla embriyolog. Dolayısıyla burada ciddi şey var. Semen olarak beklettiğiniz zaman semendeki koruyucu faktörler spermleri koruyor ve dolayısıyla yani en iyi koruyucu aslında semen. Semen bekletilmeli bence. Oda ısısında 37'de de iyi. Yaklaşık 2 saatine 1 saat kala falan hazırlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum hocam. Çok doğru. İşlem için numuneyi bekleteceksek ya hastadan almayalım ya da aldıktan sonra seminal plazmadan ayırmadan yani hazırlığını yapmadan bekletelim. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bir başka soru Zafer Atayurt tarafından. Hostesinin membran ve DNA intakt sperm seçimi için kullanımını nasıl buluyorsunuz diye sormuş. Evet uygulanabilir. Yani ama dediğim gibi çok özel seçilmiş vakalarda yapılabilir. Eğer aşinaysa laboratuvar bu konuya neden olmasın? Hostesinde hocam kıvrılmış spermi enjekte etmenin bir olumsuz yanları da var bildiğim kadarıyla. Yani benim yanlış bırakayım da siz ne düşünüyorsunuz? Konudan bahsedeceğim burada. Yani Ferhat, şöyle sen istersen yanıtla. spermleri Ben sıkıyoruz hocam şöyle bir detaylı fakat bahsedeceğim açıkçası tekrar zaten. mikroma koymak gerekir diye düşünüyorum. Zafer arkadaşımızla zaten çalıştığımız, Zafer'in de bu konuda çok güzel çalışmaları olduğunu biliyorum. Kendisinin bilgilerinden de yararlanarak zaten bu konuda da bahsedeceğim. Açıkçası host testi bence en iyi seçim yöntemlerinden bir tanesi ama tabii ki güncel kullanımı sadece sperm canlılık testi ve şu an için özellikle immotil yani hiç hareket görmediğimiz spermlerde bence en iyi sperm seçim yöntemi olarak belirtebilirim. Çünkü canlı spermi seçebilmemizin tek yöntemi o. Tülay hocamın dediğine katılıyorum. Kıvrılmış kuyruklu spermi enjekte etmek tabii ki teknik olarak sıkıntı ama zaten host testini uygulaması ve enjeksiyon için uygulamasında ilk başta sperm kuyruğu kıvrılıp daha sonra normal izotonik ortama konulup zaten kuyruk normal halindeyken sperm kullanıldığı için tam tersi olumlu yönde etkileri olduğunu biliyorum. Bunu da zaten ben rutinimde kullanıyorum açıkçası. Fertilizasyon açısından ben orada bir önemli şey gördüm. O yüzden yani şey yaptıktan sonra normal medyuma koyduktan sonra şişirilmiş spermle düzeldikten sonra yapmanın daha faydalı olabileceğini düşündüm. Yani kişisel olarak da bu konuda bir çalışma yapmadım ama kendi pratiğimde bunu gördüm. Özetle. Bir soru daha var Necati Fındıklı tarafından Cem Hocama.
Opu günü klinikte olamayacak hastalarda önceden sperm dondurulması önemli bir imkan, fakat mevcut yönetmelikte bu durum endikasyon olarak belirtilmemiş ve yapıldığı şartlarda hukuken bir risk yaratıyor. Sizin bu konudaki klinik yaklaşımınız ve görüşünüz nedir? Yeni yönetmelik hazırlıklarında bu konuda nasıl bir yaklaşım sergilenmeli? Çok güzel. Şimdi sunum sırasında da söyledim, biz bunu yaptık. Yani sosyal endikasyon diye bir şey var gerçekten. Göreve bağlı olarak OPU günü gelemeyecek erkek partner söz konusu olabiliyor. Evet, bu şu anki yönetmeliğimizde yazmıyor ama bu riski aldık. Bugüne kadar da Allah'a şükür başımıza bir şey gelmedi. Tabii bunun kategorize edilmesi çok zor. Yani belli sınıflar için bu nasıl yapılabilir? Hani belki güvenlik kuvvetleri için söz konusu olabilir. Gerçekten hani çoğu doğuda, güneydoğuda görev yapan güvenlik kuvvetlerinin eşi tüp bebek uygulamaları için başvurduğu zaman ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu konu belki gündeme getirilebilir. Ama onun dışında eğer daha önceden her iki eş de bir onam formu imzalarsa, yani şu nedenle benim OPU günü bulunamayacağım ve bu yüzden spermimin erken alınmasını kabul ediyorum gibi bir onam formuyla ve eşlerin her ikisinin de imzalamasıyla bu problemin çözülebileceğini düşünüyorum. Çok büyük bir sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum. Evet. Belki yönetmeliğe bu tür bir madde koyulabilir. Evet, genelde pratikte çok yapılan bir şey. Yani biz Cerrahpaşa'da mesela önceden spermi dondurabiliyorduk. Zaten TSE işlemleri içinde dondurma rutin olarak yapılıyor da, yani gelemeyecek hastalar olabiliyor gerçekten. Bunu da yönetmeliğe bir şekilde koymak da yarar var diye düşünüyorum ben de. Bir soru daha var Zafer Atayurt tarafından. Özellikle diyagnostik testi uygulamalarında çok faydalı olan az sayıda ve adet ile sperm dondurma yöntemlerinin rutin kullanımda yaygın olmadığını gözlemliyorum. Bu konuda yorumunuz nedir? Evet, zaman zaman yaptığımız bir uygulama. Bu yönetmeliğe de uygun. Eğer az sayıda sperm varsa spermi durumlarında da sperm dondurmaya ya da TSE dokusu dondurmaya izin veriyor yönetmelik. Diğer TSE'de özellikle hastaların, kadın hastaların tedaviden önce yapılarak hastaların hormon tedavisinden olumsuz etkilenmelerinin önüne geçebilen bir yöntem. Evet. Yani doğru hasta seçiminde yapılmasının faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki bu tür şeyler hep hasta seçimiyle ilgili Sayın Hocam. Yani belli prosedürleri illa böyle yapalım gibi bir düşünceyle tıpta davranmanın doğru olmadığını biliyoruz. O yüzden eğer hasta bunu istiyorsa, hastaya bu opsiyon tanınmalı ve diagnostik TESE yapıp ondan sonra OP'u planlanmalı. Ama tabii bunun da eğer az sayıda ve hareketsiz sperm geliyorsa, TSE'de büyük çoğunlukla zaten hareketsiz sperm alıyoruz. Hastanın gebelik şansını bir miktar düşürdüğünü de mutlaka parantez içinde söylemek lazım. Pek çok soru var, fakat zamanımız da daralıyor sanıyorum. Bir soru daha şey yapayım size. Emre Bakırcıoğlu tarafından yönlendirilmiş. Semen analizinde azoospermik erkeklerde immatür spermlerin varlığına rutin bakılmalı mı?
spermatif varlığının testis dokusunda sperm varlığını gösterdiğine dair kanıta dayalı veriler var mıdır? Hocam ben bu topa girmem. Öğleden sonra bu konu konuşulacak. Peki hocam. Öğleden sonra arkadaşımız eğer oturuma kalırsa sanıyorum sorusunun cevabı çok güzel bir şekilde verilecektir. Peki. Serdar hocamız da bir soru sormuş. Onu söylemeden edemeyeceğim. Kusura bakmayın. Cem hocama teşekkürler diyor. İki sperm analizi arası süresini de söylerse iyi olur diyor. Şu an gün arayla 3 sperm analizi yapılmasın. Daha doğrusu yönetmelik demeyelim. Sağlık uygulama tebliği 3 sperm istiyor, analizi istiyor. 15'er gün arayla istiyor. Ama biliyoruz ki tıbbi olarak bunun 2 sperm analizinin arası en az 2 ay, 60 gün olmalı en az. Hatta 3 ay olmasının doğru olduğu yönünde görüşler de olabilir. Ama şunu unutmamak lazım. Erkekte sperm üretimi kesintisiz devam eden bir süreç. O yüzden çok farklı sperm parametreleri sonuçlarıyla da karşılaşabiliyoruz. Eğer bir tıbbi gereklilik varsa, yani bir ilaç tedavisi uygulanmışsa, örneğin kemoterapi gibi bir uygulama varsa hastada, iki sperm arası analizi süresi arası açılmalı. Ancak sadece normal parametrelere bakılması gerekiyorsa 15'er günlük sürede şu anda geçerli olabilir diye düşünüyorum. Yani bu prosedüre uymak gerekliyse, evet, şu anki sağlık uygulama tebliğinin istediği 15 gün uygulanabilir. Belki bir hafta da olabilir. Yani çok 15 gün beklenmesi uzun da düşünülebilir. Bir hafta da olabilir. Ama eğer bir gereklilik varsa bu süre en az 2 ay olmalı. Çok teşekkür ederiz Cem Hocam. Ben teşekkür ederim. Ben Halil Ruso'ya devrediyorum. Diğer konuşmacı için. Gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Tartışmada çok sayıda sorular var. Hepsine ulaşamadım ama umarım dinleyiciler de yeterli katkıyı almışlardır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Hocam. Tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma günaydın. İsmim Halil Ruso. Gürgen Klinik Tıp Bebek Merkezlerindeyim. Biyolog olarak çalışmaktayım. Öncelikle organizasyon komitesine bu güzel toplantıyı organize ettikleri, bizi bu zor zamanlarda pandemi şartlarında da mümkün mertebe vakit ayırarak, emek harcayarak bilgilendirmeye çalışan meslektaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Hani tabiri caizse X'inin çıkmasıyla MAPLE'in öldüğü bir alanımız işte bu, androloji tarafı. Eskiden IVF dönemlerinde, hani benim yaşım gereği çok fazla bilmiyorum fakat okuduğum kadarıyla, belki Cem Hocam daha da güzel bize, Tülay Hocam da aynı şekilde aktaracaktır. IVF dönemlerinde hani male faktör vakaların çeşitli uygulamalarla, türlü sihirbazlıklarla döllenme oranını artırabileceğimiz girişimlerden bir tane sperm bulduk. Haydi tamam, biz enjeksiyona geçiyoruz. Bitti gitti. Hadi tedavi geçmiş olsun diye bir döneme geldik. Dolayısıyla bu konudaki gelişmeler artık oldukça az. Çok da fazla uzatmadan, birçok soru var zaten. Hani Ferhat kardeşimizin, Ferhat arkadaşımızın da konuşmasından sonra diğer soruları da hep birlikte hatta tartışalım. Daha keyifli olur, daha tatlı olur. Ferhat arkadaşımız Göztepe Medikal Park'tan laboratuvar sorumlumuz. Söz sizde. Yanlış yere yazdım. Hmm.
Kısaca özet geçiyorum şu an. İsmini anladığım kadarıyla. Herkese merhabalar. Bu güzel pazar gününü bize ayırdığınız için herkese, öncelikle katılımcılara, bunu güzel organizasyonu düzenleyen Klinik Embriyoloji Derneği'ne çok içten duygularımla teşekkür ederim. Siz değerli katılımcılara, bugün başarılı bir androloji laboratuvarında sperm hazırlık protokolleri ve sperm seçim metotlarından bahsedeceğim. Benim sunumlarım biraz uzun olduğu için çok detaylı bir konu. O yüzden dediğim gibi birazcık daha soru kısmına yönelmek için biraz sunumları hızlı geçeceğim. Ama her şeyden biraz bahsetmeye çalışacağım açıkçası. Biz tüp bebek merkezi çalışanlarıyız. Birçok arkadaşımız da zaten o şekilde. Bir tüp bebeğin birçok aşaması var. Yumurta toplamadan, sperm hazırlamadan, ICSI kültür ve embriyo transferi dondurma teknolojilerine kadar. Bugün ben size bu aşamalardan sadece bir tanesi olan sperm hazırlama, sperm yıkama ve daha sonrasında sperm seçim yöntemlerinden bahsedeceğim. Sperm hazırlık yöntemlerimiz bayağı detaylı. Aynı şekilde sperm seçim metotlarımız da çeşitli artmakta. Çünkü hepimizin hala tam olarak, net olarak çözemediği hangi sperm için hangi yöntem, hangi yöntemi yaparsam en başarılı olurum, evet en iyi, en doğru spermi şu şekilde seçtim şeklinde çeşitli yöntemlerimiz var. Çok basitçe sperm hazırlama nedir? Sperm bir tabii koagülüm halinde bir seminal plazma içerisinde çıkan bir solüsyon. Normal ortamda bu çeşitli filtre ve benzeri vajinal bariyerlerden geçerek aktive olup yumurtaya ulaşabilecekken, biz tüp bebek merkezinde dış ortamda, in vitro ortamda sperm hazırlama teknikleriyle doğal ortamı taklit ederek seminal plazmadan spermi ayırıp en iyisini elde etme yöntemi diye kısaca bahsedebilirim size. Peki bunlar, amaçlarımız ne? Biz seminal plazmayı tabii ki ejekülat halinde istiyoruz ama sperm dışarı çıktıktan sonra kullanmak için seminal plazmayı uzaklaştırmamız gerekiyor. Aynı şekilde inhibitör maddeleri, toksik maddeleri, ROS arttırıcı maddeleri, elde etmeye çalıştığımız spermlere zarar vermemeye çalışmamız gerekiyor. Kullanacağımız volüme getirmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ortalama bir ejekülat 3-4 mililitre iken bizim kullandığımız volümler çok çok daha düşük. Tabii ki steriliteye uygun bir şekilde oradaki mikrobik yapıları uzaklaştırıp en düzgün hareketlilikteki ve morfolojideki spermi seçmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bir de inkübasyon süresince yıkanmış spermlerin de kapasitasyon dediğimiz en uygun haline şekline getirmemiz gerekiyor. Bunların hepsi bizim sperm hazırlama sırasındaki amaçlarımız sanırım. Tabii ki diğer hücreler, az önce bahsedilen gen hücreleri, lokositler vesaire diğer hücre döküntülerinde sperm hazırlama yöntemlerinden uzaklaştırılması gerekiyor. Biz sperm hazırlama yöntemlerindeki normal fertilizasyon sırasında in vivo ortamda yaklaşık 10 milyon olan spermin 100 ile 1000 arasında sperm yumurtaya ulaşabildiği kanıtlanmıştı. Zaten biz de uyguladığımız tekniklerde spermlerin %50'ye yakınını kaybetmekteyiz. Sperm hazırlamada genel ilkelerimiz var. Hocam biraz bahsetti, Cem hocam çok sağ olsun. pH için uygun bir tampon çözeltisi mutlaka olması gerekiyor. Kontaminasyon olmaması için antibiyotikler solüsyonlarımızın içerisinde olması gerekiyor. Bir de enfeksiyon faktörlerini mutlaka elememiz gerekiyor. Kullandığımız her maddenin, laboratuvar ortamındaki her malzemenin de steril teknikler ve malzemeler kullanmamız gerekiyor. Sperm yıkama teknikleri tabii ki buradaki videodaki gibi değil arkadaşlar. Spermi alıp yıkamıyoruz. Sperm washing dediğimiz yıkama yöntemi, swim up dediğimiz yüzdürme tekniği, faz ayrımına bağlı olarak ikili, üçlü veya tekli olarak gradiyent teknikleri bizim kullanacağımız, hepimizin de birçoğumuzun bildiği rutinde, yani yeni başlayan bir stajyerden en kıdemli embriyoloğa kadar bilinen teknikler bunlar. Basit yıkama, bu semenin medyumla yıkanıp birkaç defa santrifüj edilip tekrar kullanacak hale getirilmesi yöntemi. Genellikle aşılama yöntemleri için kullanılan bir yöntem. Burada teorik olarak gösteriyorum.
semen o medyumla karıştırılıyor. Daha sonra bu şekilde süspansiyon haline getiriliyor. Avantajları ne? Yapması çok basit ve çok kısa zamanda yapılıyor. Genellikle parametreleri düzgün olan spermlerde kullanılıyor. Ama dezavantaj olarak da ROS türevleri ve sperm döllenme kabiliyetini azaltıyor. İstenmeyen hücreleri ve hareketli spermleri de çok ayıramıyor. Çünkü bir süspansiyon halinde oluyor. Bu da tabii ki DNA hasarı ve azalmış sperm hareketliliği ve apoptotik sperm ortamda bulunmasına sebep oluyor. Bahsettiğim bir şekilde prosedür. Genellikle semeni karıştırıyoruz bu şekilde. Bu homojenizasyon için gerekli. Medyumla karıştırdıktan sonra santrifüj ediyoruz. Tekrar homojenize edip medyumla süspansiyon haline geliyor basitçe. Swimop'tan bahsedince spermlerin hareketlilik özelliklerinden genellikle temiz medyuma doğru hareket etme özelliklerinden yararlanarak kullanılıyor. Burada Swimop'ta iki yöntem var. Bir direkt Swimop yöntemi, bir de pelletten Swimop yöntemi dediğimiz, önce konsantre edip daha sonra pelletin üzerine medyum koyma yöntemine göre yıkanmasıdır. Direkt Swimop yöntemi benim normalde iyi kalitedeki spermlerde, böyle aşılama spermlerinde çok sevdiğim bir yöntem. Çünkü çok basit ve çok etkin olduğunu, artı bir tane bu şekilde çalışmamız da var. Zaten istediğimiz kalitede kullanacağımız spermleri elde edebildiğimiz için kullanabilmesinin artırılması düşündüğüm bir teknik açıkçası. Bu da gördüğünüz gibi semenin üzerine yavaş bir şekilde sperm yıkama medyumu konulur ve bu şekilde Swimop'a bırakılır. Bunda da aynı şekilde dediğim gibi santrifüje gerek yok. Direkt motil sperm sayısı tabii ki direkt yıkandığı için elde edilen spermler vesaire çok düşüktür. Birazcık direkt yıkandığı için ROS miktarı artırabilir ama genellikle aşılama için Ren ve arkadaşların yaptığı çalışmalarda uygun olduğundan bir çalışma olduğu söyleniyor. Pelletten Swimop hemen hemen tüm merkez arkadaşlarımın, yani Swimop tekniği diye akla gelen teknikte gene medyumla yıkanmış spermin pelletin üzerine medyum konularak da spermin yukarıya doğru yüzmesi esasına dayanan bir teknik. Burada akrozom reaksiyon ve nükleer matüriteyi en iyilerini seçmekle dezavantajı da spermin tümünün ayrılmadığı için, bir pellet dokusundan bahsettiğimiz için dezavantaj olduğu söylenmekte. Ama bu tekniği de yapması çok kolay, uygun fiyatlı. Ama dediğim gibi sınırlı sayıda sperm elde ediyoruz, yarısını kaybedebiliyoruz ve ROS miktarında bu teknikte de santrifüj kullandığımız için genel itibariyle arttırıyoruz. Merkezimizin basitçe teknik olarak Swimop tekniğinin uygulaması bu. Dediğim gibi burada medyumu karıştırdıktan sonra konsantre ediyoruz. Santrifüjle 1 RPM 10 dakika santrifüj ettikten sonra üzerine medyum koyup spermlerin hareket, yukarıya medyuma doğru hareket etmesini sağlıyoruz. Burada da üst kısımdan spermleri çekerek beşlik tüp dediğimiz tüpleri alarak izole ediyoruz. Semen örneğinden aynı şekilde, kaliteli bir şekilde. Burada size bir video göstermek istiyorum. Çok eski, benim Memorial'da hazırladığım bir video. Genellikle biz Maclear kamerada bu şekilde gördüğünüz gibi spermler, hücre döküntüleri daha az hareketli spermler şeklinde kullanılırken bu Swimop yöntemini kullandıktan sonra gördüğümüz gibi, şimdi göreceğiz, hücre döküntüleri ve lökositler hepsi ayrılmış şekilde oluyor. Sperm hareketliliği ilk öncekine göre daha iyi kalitede sperm örneklerini görmekteyiz. Bu şekilde zaten sperm daha iyi kullanılabilir halde oluyor. Densite gradiyant faz farkıyla ayırma ise, bu da yoğunluk farkına göre santrifüjlenerek ayrılması yöntemi. Gene hızlı giden kaliteli spermlerin üst tabakadan alt tabakaya yüzmeleri esasına, hücre döküntüleri ve diğer hücrelerin yukarıda kalması esasına dayanan bir teknik.
Bu da bizim rutinde kullandığımız 45'e 90 dediğimiz, şurada iki fazlı gradyentin üzerine 1 ile en fazla 2 mililitre arasında semen koyulup yıkandıktan sonra santrifüjlendikten sonra elde siz şeklinde. Tabii bu ticari ürünler genellikle gradyant oluyor ve çok çeşitli var. Burada birkaç tane örneğini göstermek istedim size. Türkiye'de kullanılan daha çok örnekler bunlar. Bizim de merkezimizde Jinemed'in gradyantını kullanmaktayız. Burada firmaların genellikle protokollerine uymak, daha başarılı bir şekilde gradyanti uygulamakla ilgili yöntemler oluyor. Ama tabii ki benim her zamanki en sonunda da söyleyeceğim şekilde mutlak suretle her laboratuvar kendi prosedürünü oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Bizim prosedürümüzde 45'e 90 solüsyon oluşturduktan sonra 1200'de 20 dakika santrifüj edilir. Daha sonra üst pellet ayrılıp gene 5 mililitre medyumla yıkandıktan, normal basit yıkama yöntemi uygulandıktan sonra iki defa pelletin 0.5 mililitrelik bölümü kullanıma hazır hale gelir. Bir de açıkçası ben laboratuvarda çok testleri kullanmıyorum ama biz Memorial'da ve birkaç merkezde çok kullanıyorduk. Burada da ileri derecede sayısı az olan virtual azospermi gibi TSD tek tük sperm gördüğümüz hastalarda tek fazlı gradyantin yöntemi dediğimiz mini gradyant yöntemi var. Burada da çok çok az spermli ve doku yoğunluğu olan hastalarda bu şekilde gördüğümüz 0.5 mililitrelik tükler üzerine çok az miktarda örnek dökülerek daha sonra onların hepsi toplanıp bir araya getirilip tekrar yıkama işlemiyle daha yoğun kaliteli sperm elde etmesi sağlanıyor. Gradyant yöntemi şöyle söyleyeyim, çok yüksek verimlilikte az sayıda spermde kullanılabiliyor. Yüksek oranda hareketli sperm elde edilebiliyor. ROS miktarı diğer tekniklere göre daha az ve lökositlerde anlamlı bir şekilde düşüş gösteriyor. Ama dezavantaj olarak bizim özellikle yoğun merkezlerde uzun süresinden dolayı laboratuvar iş yükünü çok artıran bir teknik. Genel olarak diğer medyumlara nispeten birazcık daha pahalı ve endotoksin riski oluyor gradyant medyumların kalitelerinden dolayı ve uzun süre kullanılmaları, gradyante maruz kalmaları spermlerini istemediğimiz için çok bu şekilde dezavantajlı olan bir teknik. Tabii biz merkezimizde çok düşük hareketlilik, çok düşük canlılık olan, zayıf ileri hareketliliği olan hastalarda sayısı ve lokosit sayısı 1 milyon, 2 milyon üzerinde olan hastalarda MAR testi, tabii biz antisperm antikor varlığı olan hastalarda da aynı şekilde kullanabiliyoruz. Bir de tabii ki sorudan bahsedeceğim. Hepatit hastaları, HIV hastaları, hatta şu an çok güncel olan korona hastalarında da gradyant medyumu, bir de yüksek sanal ses konumuz olan şiddetli morfolojik defektlerde megalohead, pinhead, testlerde gradyant metodunu tercih etmemiz gerekiyor. Peki 2-3 tane yöntemimiz var. Biz hangi yöntemi tercih etmemiz gerekiyor? Elimizde bir sperm örneği var. Yeni işe başlayan arkadaşlarım söylüyor. Diyor ki ben hangi tekniği yapacağım? Hepsinde sperm elde edebiliyoruz. Burada tabii yayınlarda birazcık bahsetmek istiyorum. Hepsinin tartışmalı artıları ve eksileri olan yöntemler. O yüzden benim şahsi tabii görüşüm her zaman için laboratuvarların kendi protokollerini oluşturması yönünde. Ama genellikle SIMWAP yöntemini normale yakın spermler, birazcık hareketliliği düşük spermler, IUI spermlerinde kullanılması gerektiğini, gradyant yöntemleri de aynı şekilde az önce bahsettiğim gibi sayısı çok çok az olan özellikli spermlerde ve hareketle ilgili sıkıntıları olan spermlerde en maksimum verimi alabileceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde şimdi burada tabii ki tecrübeyle birlikte yani yeni başlayan arkadaşlarımız için bu şekilde olacaktır cümlesini söylemek yerine birazcık tecrübeleri arttıktan sonra sperm sayısı, kaliteli sperm elde edebilmek için santrifüj ve santrifüj süreleriyle oynayabilme gerekli ve bunların klinikte daha önce modifikasyonlarını laboratuvarımıza oturtmamız gerekiyor. Yani bir virtual azospermi ile bir normal spermi aynı şekilde gradyant yapmanın çok anlamlı olduğunu düşünmemekteyim.
Peki laboratuvarımızda tabii ki bu yasal olarak sınırlandırılmıyor. HIV'li bir hasta geldi. Biz bunu çalışacağız, kabul edeceğiz. Ne şekilde çalışacağız? Tabii ki her şeyden önce bir DNA, viral RNA yüküne, DNA yüküne bakılması gerekiyor. O şekilde laboratuvarı biz kabul ediyoruz ama aynı şekilde gradyan tekniği ve gradyan tekniğinden sonra SIMAP tekniğinin virüsleri en iyi şekilde ayrılabildiğini Gilling-Smith ve arkadaşları Sivas'ın daha sonrasında bize göstermişlerdir. Burada da diyagramda aynı şekilde HIV'li örneklerin en iyi şekilde ayrılmasının önce bir gradyant yöntemi, daha sonrasında da SIMAP yöntemi uygulanarak yapılabildiği gösterilmiştir. Gene de bunların etkinliğinin %100 olmadığına dair çok fazla çalışma var. O yüzden bunun güvenlik önlemleri alınmadan veya tecrübeli kişiler olmadan mutlak suretle yapılmasına müsaade edilmemesi gerekmektedir. Dediğim gibi aynı yöntemle COVID-19'lu hastalarımızda da Loskutov ve arkadaşları modifiye bir gradyant yöntemi yapmışlardır. Burada neler yapmışlardır? Gradyantın ve numuneleri yüklemek için yanında bir port oluşturmuşlar ve çift menli bir santrifüj tüpüyle gradyant medyumuna maruz kalmadan doğrudan pelleti temiz bir şekilde örneklemek için merkezi bir kanal tasarlamışlar. Burada HIV ve HCV virüslerinin yüzey proteinlerinde aynı şekilde ortada bir tripsin katmanı ekleyerek ardından enzimatik reaksiyonları devre dışı bırakmak için %90 onda soya fasulyesi tripsin inhibitörü eklemişler. Bu cihaz ve metodolojiden bahsedeyim. Bu iki aşamalı birleştirildikten sonra viral RNA yükünü tespit edilebilir düzeyde anlamlı şekilde düşürdüğü kanıtlanmış. Nidecon Pro Insert cihazı yöntemi söyleniyor bu şekilde. Doğrulanmamış olması ama viral kontaminasyon riskini en aza indiren canlı ve hareketli spenleri en iyi şekilde elde etme yöntemi olarak bulunmuştur. Ben de tabii ki araştırmaların ise şu anda COVID-19'la ilgili zaten hiçbir yöntem tam olarak oturmuş değil ama şu anki yöntemde eğer bir COVID-19'lu hasta çalışmak zorunda kalırsanız bu yöntemin viral taşıyıcı olarak şüphelenen hastanın tüm hastalara mantıksal olarak uygulanabilir olduğu gözükmekte. Peki testiküler olarak veya epididimal olarak sperm eldesi ne şekilde hazırlayacağız? Her hastamız ejekülatla sperm vermiyor. Bahsettiğim tekniklerin birçoğu zaten ejekülatla olanlar. TESE, MESA veya TESE, mikro TESE ile sperm test doku elde ettik. Burada germ dışı hücre ve eritrosit gibi şurada gördüğümüz birçok hücreler etrafta kontamine şekilde duruyor. Biz burada hücreleri ayırt etmemiz gerekiyor. Burada gördüğümüz yani hücreleri seminifer tübülerden serbestleştirmek için enzimatik ve mekanik yöntemlerimiz var. Enzimatik yöntem olarak testis dokunusunu kolajenazla 1 litre medyumda yaklaşık yarım saat belirli aralıklarla vortexleyerek daha sonrasında yıkama işlemi uyguladıktan sonra kullanıyoruz. Kolajenazın tip 4 olması testis dokusu için mecburi bir kural ki oradaki bağ dokusunu çözüp hücrelerin serbestleşmesini sağlasın. Aynı şekilde mekanik yöntemde de laboratuvarlar iki yönünü kullanmaktadır. Dostalıkta hareketli gördüğümüz penset arasında insülin iğnesi bizim laboratuvarımızda rutin olarak kullandığımız dokuyu parçalama yöntemi veya iki tane iğneyi paralel şekilde tutup dokuyu sıkıştırma yöntemiyle medyumun içine spermlerin dökülmesi yöntemi de birçok arkadaşım tarafından kullanılan bir yöntem. Burada dediğim gibi manipülasyonunuzu en iyi şekilde nasıl şekilde yapabiliyorsanız ona göre uygun şekilde yapabiliyorsunuz. Peki dondurulmuş örnekler, bu testis dokularını elde ettik, normal sperm dokularını elde ettik. Biz laboratuvarımızda azottan çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığını bekletip 45'e 90 gradyant yöntemi ve eğer sperm durumu iyiyse, iyi kaliteli spermler elde edebiliyorsak daha sonra yanına mutlaka bir SIMAP yöntemi ekliyoruz. Retrograd ejekülasyon örnekleri ne şekilde hazırlanıyor? Retrograd ejekülasyon biliyorsunuz spermin mesaneye kaçması durumu. Burada sperm
bazen hasta boşalabiliyor. Dışarıya az da olsa örnek veriyorum, içinde sperm olmuyor. İdrarda daha yoğunluklu sperm olabiliyor. Tam tersi hiç örnek olmayabiliyor. Biz burada ikinci örneği idrarı aldıktan sonra veya öncesinde hastaya karbonat tedavisi uyguluyoruz. Bu bir hafta karbonat içirmek şeklinde olabiliyor veya o sırada direkt idrarın içine hemen bir karbonat ekleyerek spermlerin asitik ortamdan etkilenmesini en az düzeye etkiliyoruz. Burada tabii laboratuvar olarak idrarı da aynen semen örneği gibi yüksek miktarda da olsa konsantre edip normal sperm gibi hazırlayıp hemen işlemi alırsak gene retrograd ejekülasyonla aynı şekilde düzgün bir şekilde kullanabilmiş olacağız. Çok kullanılan bir teknik olduğunu düşünmüyorum ama hiç örnek veremeyen hastalar için de elektroejekülasyon yöntemi var. Bu da tabii lökosit, kan ve diğer hücrelerden olduğu için mutlak suretle daha gradyent teknikleri uygulanıp spermlerin kullanılması öngörmektedir. Peki azospermide biz ne yapıyoruz? Hiç sperm yok. Örnekte ejekülatı inceledik. Bazen incelemede hiç sperm yok. Burada örneği tabii basit yıkama yöntemiyle yıkayıp 2700'e daha yüksek devirlerde 10 dakika santrifüj edip üst katmanı attıktan sonra 0,5 mililitre yeni medyum ekliyoruz ve lamlemer arasında değerlendirme yapıyoruz. Bundan hücreleri not ediyoruz. Bu bir azospermik spermin değerlendirilmesi aynı şekilde. Burada pellet incelemesi yapılır. Daha sonrasında da eğer az oranda da sperm bulunursa gradyent yöntemi ve diğer ayırma yöntemleri kullanılarak hücre kullanılır hale gelir. Bu şekilde hazırlama yöntemlerini biraz bahsettikten sonra birazcık size hızlı bir şekilde seçim metotlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü seçim metotları da birazcık daha spermin fizyolojik yapısı, membran yüzeyini, morfolojik özelliklerini, hareketlik özelliklerini, yani spermin kendi özelliklerine uygun bir şekilde olan metotları kullanacağız. Yani spermin yoğunluğuna olan yöntemlerden zaten bahsetmiş olduk. Şimdi size membran zeta elektroforez yöntemini bahsetmek istiyorum kısaca. Bu da membranın elektriksel yüzüne, Cem Hocam da biraz bahsetti. Membran potansiyelinden yararlanarak spermlerin elektriksel potansiyelini ve medyum içerisindeki albümin içermeyen spermin negatif yüklerinden dolayı cam yüzeye yapışıp kalan örnekleri kullanma teknolojisi. Tabii bu yöntemle birlikte sperm hücreleri DNA bütünlüğü, normal morfoloji, normal kromatine sahip hücreleri seçebiliyoruz. Hiperaktivasyona geçmeden önce de bu hücrelerin aynı şekilde kullanılır hale gelmesiyle. Burada çok basit diyagramda zeta potansiyel ile sperm seçim, pozitif yüklü uygun olmayan spermler gördüğünüz gibi Petri'nin yan taraflarına yapışmakta ama negatif yüklü spermler ve hareketli spermler orta katmanda kalıp kullanılır hale geliyorlar. Burada bir tek dikkat etmemiz gereken farklılaşmış sperm yüzeyinin CD52 antijenine sahip olması gerekiyor ki bu yöntem kullanılabilir olsun. En sevdiğim konu, dediğim gibi yüksek sans ses konum benim. Spermin morfolojik özelliklerine göre seçim. Bu resmi de çok fazla seviyorum. Çünkü bu aslında homunculus ilk sperm resminin şekillendirilmesi ve aslında benim birazcık araştırmalarıma göre canlı olarak çizilen ilk hücre aslında sperm hücresi. Yani aslında demek ki ilk mikroskop bulunduğundan beri biz sperm hücresini inceliyoruz ama hala çözemedik. İncelemeye devam ediyoruz. Burada tabii ICSI, Muzon ve IMSI yöntemlerinden bahsedeceğim morfolojik olarak seçimi. ICSI hepimizin kullandığı yöntem. Az önce Halil arkadaşım bahsettiği gibi mertliğin bozulduğu yöntem. Çünkü gerçekten buradaki sadece bir tane kaliteli sperm seçerek yumurtanın içine enjeksiyon yöntemiyle 1992'de Palermo arkadaşlar tarafından bulunduğundan beri spermin diğer seçim kriterlerine gerek bırakmayan bir yöntem. Yani erkek kısırlığında bir devrim aslında. Dediğim gibi biz bunu zaten laboratuvarda hepimiz rutin olarak kullanıyoruz ve morfolojik olarak bir seçim yöntemi bu.
Bunu 400 büyütmede yapıyoruz. Tabii ki bilim adamları sürekli araştırmalar yaptığı için biz bunu 400 değil de daha büyük şekilde araştırmalar yaparsak ne şekilde olur? Bunun için de incelemesi için motil sperm organel morfolojisi değerlendirme, yani 6600'de 8050 büyütmede spermin morfolojisini değerlendirirsek iyi olur mu? Bir de IMSI yöntemi dediğimiz, bu seçtiğimiz yüksek büyütmedeki spermi biz yumurtanın içine enjekte edersek ne şekilde sperm kaliteli, yani en iyi spermi seçmiş olur muyuz sorularının cevabını biraz bakalım. Muzon ve IMSI düzeneği birazcık böyle ekipman gerektiren birazcık özellikli bir yöntem. Dediğim gibi biz ilk Memorial'da, yani aslında bulunduğu günden beri incelediğimiz bir konu. Özellikle Zafer Atayurt arkadaşımla birlikte burada düzeneği, burada ekipmanlar ve özel büyüteçlerle görünebilir halde, kaliteli şekilde olması sağlanıyor. Burada da işte birkaç tane sınıflandırma var kabul edilen. Bartov ve Pierre Vardelman'ın burada muzomun normal şekilde nükleos olması gerektiğini, burada ölçüler, konfigürasyonlar var. Gördüğünüz gibi boyutunun 4.75 ile 0.28 mikron artı eksi olması, eninin de 3.28 mikron gibi özel ölçülerde olması gerekiyor. Artı nükleer kromatin yapısı normal olduğunu söylenilmesi için %4'ten daha az vakuol veya bir tane vakuol içermesi gerektiği Bartov tarafından söylenen çalışma. Aynı kez aynı şekilde Pierre tarafından da baş morfolojisi ve nükleer boşlukların varlığı yokluğu ile boyun orta ve koyun kısmındaki anomalilerin olmaması gerektiği şeklinde bir sınıflandırması var. Burada kısaca ikside ve muzomdaki büyütme farklarını, sperm değerlendirme farklarını görebiliyoruz. Ama IMSI tüm hastalar içinde kullanılabilecek bir yöntem olmasına rağmen IMSI'nin hangi hasta gruplarında kullanacağına merkez karar vermesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu ekipman ve birazcık iş yükü laboratuvarı görebilir. Bunlar benim yüksek sans test konumun sperm fotoğrafları, bu normal değerlendirme fotoğrafları, megalohed grubundaki büyük başlık kocaman spermlerin fotoğrafları, global zoospermi roundhead'lerin fotoğrafları muzumla. Aynı şekilde 9+2 mikrotübül yapısının bozuk olduğu tail stamp örnekleri ve benim çok sevdiğim total pinhead anomalisi, yani aslında hiç sperm başı gözükmeyen veya bu şekilde bazen nadir gözüken tamamı pinhead, hareketli pinheadlerle olan anomaliler görülüyoruz. Peki biz hangi vakalarda IMSI tavsiye ediyoruz? Sperme bağlı bir problem, yani kadında herhangi bir anomali gözükmezse ve dediğim gibi sadece sperm faktörü, erkek faktörünü düşünüyorsa mutlaka bir IMSI, sebebi bilinmeyen vakalarda, başarısız tüp bebek vakalarında ve yumurtanın çok az olduğu vakalarda IMSI'yi tercih etmemiz gerekiyor ki tek de olsa yumurta içine en kaliteli spermi enjekte edebilelim. IMSI ile ilgili çok fazla çalışma var. Dediğim gibi ilk başta Bartov ve arkadaşları ikisinin arasında anlamlı şekilde fark bulunmuş. Gorolla ve arkadaşları mitokondriyal fonksiyon ve kromatin yapısı arasında anlamlı şekilde fark bulmuş. Pierre dediğim gibi 3. gün gelişiminde fark yok ama blastosiste gidiş arasında grade 1 ve 2 spermler için anlamlı derecede farklı olduğunu söylemiş. Deniz Haklas, embriyo kalitesi ve gebelik sonuçlarında iyileşmeye ek olarak düşük oranında anlamlı olarak azaldığını belirtmiştir. 2015'te benim bulduğum kötü yanıt veren, yani bizim tüp bebekte zorlandığımız hastalarda X yerine hasta fayda görmeyeceği, bu hastalarda IMSI'nin tavsiye edebileceğini belirtir. Bu da zaten liste olarak yapılan çalışmaları gösterdim. Buna göre IMSI sonuçlarına bakarsak gebelik sonuçlarının arttığı, implantasyonların arttığı ama abort oranının düştüğünü Berkovist, Hazard, Antoni çalışmalarında göstermiştir. Aynı şekilde Gorola ve Franco da olumlu yönde daha yüksek DNA fragmentasyonu azaltılabildiği gösterilebilmektedir.
Bu benim yüksek lisans tez konumun sonucu muzom ile sperm morfolojisinin değerlendirilmesini yeterli bilgiye varılabileceğine bu tekniği kullanarak yapılacak IMSI yöntemiyle tüp bebek merkezlerinin başarılı yüzdelerine önemli katkıda sunabileceği kanısındayım. Burada Hamilton Ton firmasının IMSI Strict diye bir kullanılabilen ve Artificial Intelligence yani yapay zeka ile IMSI'de de en iyi örneğin hangisinin seçileceğine, bize yardımcı olabileceğine dair sistem geliştirildiğini görmekteyiz. Tabii ki IMSI'de bu güzel görüntüyü gördükten sonra biz de bu spermi rahatlıkla kullanabiliyoruz. Çok hızlıca sperm akışkanlarından geçiyor. Mikro akışkan teknolojisi tabii bizim Türkiye'deki özellikle bizim için de gurur olan bir şey. Mikroçip teknolojisi. İlk başta Smith ve Takayama tarafından geliştirilmiş. Burada mikro akışkan tabanlı sperm seçimi şu şekilde. Spermi mikro kanallardan aslında rahim içindeki mikro kanallardan geçiş esasına dayalı yani pikolitreden mikrolitreye kadar incelen bir kanal sisteminin geçtiği öngörülmekte. Bizim tabii Türkiye'de mikro akışkan teknolojisi sperm chip uygulaması olarak kullanılıyor. Çünkü bu da bizim Utkan Demirci ve grubunun yaptığı çalışmalarla Türkiye'mizin gururu olarak açıkçası dünyaya yapılan teknolojik katkıyla ortada. Burada Utkan hocamızın gördüğünüz gibi sperm teknolojilerinde burada çipin bir tarafından diğer tarafına semenin geçerken mikro rahim kanallarındaki geçiyormuş gibi elenerek en kaliteli DNA bütünlüğü ve en hareketli uygun olan spermin geçtiğini görmekteyiz. Bu da birkaç tane modeli var tabii. Daha sonra aşılama için yüksek volümlü şekilde oluşturulmuş. Bunun çok sadece filtrasyon olduğunu düşünmekteyim açıkçası. O yüzden kendi şahsi tecrübem asıl mikroçipin buradaki mikro kanallardan sperm geçirtilmesi olduğunu düşünüyorum. Paralel ve arkadaşlar da zaten yaptıkları çalışmada çok yüksek gebelik oranlarını aynı şekilde spermin öploid embriyo oluşturma yeteneğini arttırdığına dair çalışmaları göstermekte. Şu anda ise yeni teknolojiler bu buradaki mikro akışkanlıklara kemoflaktik dediğimiz kemo cezbedici maddeler eklenerek daha da geliştirilmesi şeklinde. Bir de Raman mikrospektrometrisi dediğimiz mikroçip sistemine, mikro akışkan teknolojisine aynı şekilde görüntüleme ve sistemi ekleyerek gebelik hareketli sperm eldesinin %58'den %82'ye çıkartılabildiği, aynı şekilde embriyoların gen ekspresyonlarının in vivo ortamda fark edilebilir derecede daha artırabildiğini gösterebilmişlerdir. Dediğim gibi bunlar optik sistemlerle entegrasyonu çok yeni ama sonrasındaki bizim açıkçası konuşacağımız teknolojiler gibi görünmekte. Çünkü hem örneği kullanabiliyorsunuz hem de spektrofotometreyle spermi değerlendirebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da Schering ve arkadaşlarının da sperm kuyruk vuruş hızlarının ölçümüyle hiperaktivitesi olan spermler arasında anlamlı şekilde fark olduğu gözlenmiş. Peki gelecekte biz neler yapacağız mikro akışkanlarla ilgili? Tabii bunların platformlarla birleştirilmesi, yani biz aslında teknolojiyi sadece bir yönden kullanmıyoruz. Hareketlilikle, akıllı telefon uygulamalarıyla belki elimizde direkt spermi örneği göstereceğiz ve çiplerle inceleyeceğiz. Daha sonrasında RNA ve protein ekspresyonunu ve metilasyon seviyelerini inceleyen çalışmalar yapılıyor. Bunları da yanına ekleyebilirsek gelecekte çok daha farklı mikro akışkan teknolojilerini konuşacağımızı düşünmekteyim. Zafer arkadaşımın sorduğu, benim için de çok dediğim gibi değerli olan hostesinden şimdi bahsetmek istiyorum.
Host testi sperm zarının normal yapısı. Yani aslında bize biyolojide ilk öğretilen hücrenin yarı geçirgen zar özelliğinden yararlanan bir teknik. Biz bunu memoryada tabii ki eserle şu anda da canlılık testi olarak kullanıyoruz. Yani canlı olan sperm kuyruğunu kıvırır, canlı olmayan bu şekilde ağda olduğu gibi dimdik kalır. Tabii biz burada total hareketsiz bir örneğin canlılık yüzdesini belirlemek için kullanabiliriz. Ama normalde rutinde laboratuvarda eozinye gibi boyama yöntemleri kullanılıyor. Ama host testinin şöyle bir güzelliği var bizim laboratuvarlarda. Hosta eozinye gibi kimyasal vermediğimiz için bu spermi tekrar kullanabilme özelliğine sahip oluyoruz. Özellikle Zafer arkadaşım bahsetmek istediği konu sperm morfolojisiyle, yani bu şekilde DNA fragmentasyonuyla spermin kromozom yapısı yakın ilişkili olduğu da çalışmalarla gösterilmiştir. Yani BCD tiplerinde aneuploidinin daha az olduğu çalışmalarla gösterilmiştir. Yani aslında bir DNA fragmentasyonu seçim yöntemiyle aynı şekilde bahsedilebilir. Burada dediğim gibi host testinin yardımcı ürüne tekniklerinde fizyolojik olarak kullanılabilmesi için suyun gerilme özelliği, yani hipotonik bir ortam olduğu için kuyruk kıvrılır ve bize aynı şekilde cevap verir. Bu şekilde biz canlı olup olmadığını elde ederiz. Bu çalışmalar... Renkli toplayabilir miyiz lütfen? Tamam, hemen hızlıca. Bank ve arkadaşları da yeni bir sınıflandırma getirmişlerdi. Onu ilgimi çekti. Burada tabii host testinin rutin uygulaması var. Yani medyumla, hipotonik medyumla karıştırıp ondan sonra inkübasyon edip şu şekilde görüntü elde ediliyor. Ama bizim laboratuvarda uyguladığımız az önce Tülay hocama da belirttiğim ilk başta bu şekilde hareketsiz spermleri alıp ilk başta hipotonik bir ortamda spermin kuyruk tepkilerini görüyoruz. Şimdi bırakacağım. Burada görüyorsunuz, daha önce bıraktım ama herhangi bir tepki vermeyen spermler. Bunlar hipotonik ortam ama gördüğünüz gibi bırakır bırakmaz spermin kuyruğunun kıvrıldığını görüyoruz. Burada bize tepki veriyor aynı şekilde. Bıraktığım diğer hücrelerde canlı hücreler olduklarını gösteriyor. İşte ben bu hücreleri alıp daha sonra izotonik bir ortama koyup kolonun hostesini uygulamaktayım açıkçası. Kısaca hyaluronan teknolojisi, yani membran proteinlerine göre de bahsetmek istiyorum. Burada hyaluronik asit, yani HBA testlerinden ve manyetik olarak hücre aktivasyonundan bahsediyorum. Hyaluronik asit nedir? Bu kadında gördüğümüz gibi sıkılaştırıcı spermin bağlanma özelliğini sağlayan bir maddedir. Çok hızlı geçiyorum. Ticari olarak Pixie, Sperm Catch ve Sperm Slow olmak üzere 3 tane mevcut ticari hali bulunmaktadır. Teorik olarak HBA'ya bağlanan X'i ve fertilizasyonun pozitif olması bizim için üstün dönlenme oranı ve nihayetinde ilk klinik sonuçlar düşündürüyor. Bize zaten yapılan çalışmalar bazıları, örnek veriyorum Parmegi'nin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar yüksek fertilizasyon oranları, kaliteli embriyoları gösterirken bunun tersi çalışmalar da arada herhangi bir fark gözükmediği, çok anlamlı bir fark olmadığını da göstermekte. O yüzden hala bizim için çelişkili bir yöntem olduğunu gösteriyor. Burada Pixie dişini görmekteyiz. Pixie ayrıca Küba'da bir yerleşim merkeziymiş. Onu da araştırmalarımızı yaparken öğrendik. Sperm Cash dediğimiz Nidecon firmasının bir ürünü varmış. Bu da PVP yerine kullanılan bir alternatif. Aynı şekilde Sperm Slow diye bir ürün var. Max'te Annexin 5 ile koagüle edilmiş koloidal baloncukların kanal sisteminden geçirilerek DNA bütünlüğü daha iyi olan kaliteli spermlerin LDS'ini destekleyen bir yöntem. Burada çok fazla tutarlı gelişme yok bunda da ama Gil ve arkadaşları istatistikler olarak iyi olduğunu,
Romani ve arkadaşları da herhangi bir fark görmediklerini belirtmişlerdir. DNA kromatin bütünlüğünden hocam bahsettiği için direkt geçiyorum arkadaşlar. Çift kırılım teknolojide aynı şekilde akrozom bölgesinin, spermin post akrozom bölgesindeki reaksiyonunu polarize ışıkla gösterme esasına dayanan bir teknik. Bunda da keza aynı şekilde pozitif korelasyon olduğunu söyleniyor ama ben çift kırılım teknolojisinin özellikle mikrotese azospermi hastalarında, şiddetli erkek kısırlığı hastalarında kullanılabileceğini öngörmekteyim. Bu konuyu soruları, cevapları soru cevap olarak da alabiliriz. Burada troubleshooting dediğimiz kabın devrilirse yeniden örnek alırız. Pellet dağılırsa tekrar en başa gelip işlem tekrarlanır. Tüp çatlaksa mutlaka hastadan tekrar örnek alıp en başa gelinir. Hasta örnek veremiyorsa tese işlemleri düşünülür. Gradyant fazları bozulursa da mutlaka örnek tekrar yıkanıp yeni bir gradyant işlemi uygulanır. Sperm chip bizim bazı birçoğumuzun laboratuvarda kullandığı bir yöntem. En çok karşılaştığımız sorun da spermin bir taraftan diğer tarafa hiç geçmediği durumlarda genellikle çip tekrarlanması gerekiyor. Çözülme ise firmayla karşılaşılması gerekiyor. Son olarak eve götürecek mesajlarından bahsedip 40 yıldır biz hala tüp bebekte çalışıyoruz. Bu kadar teknolojik çalışma olmasına rağmen hala beklenen yüksek başarıları gösteremiyoruz. Hala yumurta başına canlı doğum oranı sadece %5 ve IVF laboratuvarında ileri teknolojiler kullanılmadan önce en baştan titiz klinik denemeler mutlaka yapılması gerektiğini söylüyorum. Burada da bu yayından bir söz aldım. Güvenilir alternatif yokluğunda umudu kucaklamak insan doğasıdır. Biz de bu bize sunulan teknolojileri en iyi şekilde kullanarak insanlara umut olma yolunda ilerliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle tüm katılımcılar, Klinik Embriyoloji Derneği organizasyon ekibi ve özellikle IVF laboratuvarında arkamda duran sevgili laboratuvar ekibime çok çok teşekkür ederim. İnşallah verimli olmuştur. Ferhat Hocam, güzel sunumunuz için çok teşekkürler. Süremizi de tabii ki biraz açtık fakat sorular çok fazla. Gerek katılımcılardan gelen, gerek bizlerin düşündüğü sorular çok fazla. O yüzden çok hızlıca ben bir soru sorarak başlayayım. İki katılımcımıza ve tabii ki Tülay Hocamıza da yönlendiriyorum bu soruyu. Sperm hazırladıktan sonra post-prep olarak spermlerin kapasite edilmesi IUI için, IVF için veya ICSI için birbirinden bağımsız avantaj gösteriyor mu? Non-capacitation veya capacitation arasındaki farkı soruyorum. Bana sordunuz değil mi? Sizle başlayalım Ferhat Hocam. Ya benim şahsi tecrübelerim tabii ki spermin kapasitasyonunu özellikle spermi kullanacağım zamana yakın bir şekilde olmasını sağlıyorum. Yani oradaki spermi tabii ki kapasitasyonunu artırıcı özel hani kimyasallar vesaire teknikler uygularken mutlak suretle zamanlama, yani örnek veriyorum Androji Laboratuvarı'ndaki arkadaşım örneği hazırlar hazırlamaz kapasitasyon şeklinde bana getirdiğinde ben hemen ona mikro enjeksiyon uygulayabilecek halde olmam gerekiyor. Orada ilk başta konuştuğumuz bekleme süresi bizim için çok önemli bir etken. İçin kapasite olmuş spermi tercih ediyorsunuz. Evet, kesinlikle. Tamam. Sanıyorum nozoospermik erkekler için çok büyük bir problem yok. Zaten sperm hazırlama medyumlarında kaldığı süre kapasitasyon için başlangıç anlamını taşıyor. Mesele biraz TESE'den elde edilen spermlerin kapasitasyon sürecini sağlamak. Bunun için biz TESE'leri genellikle bir gün önce yapmayı tercih ediyoruz merkezimizde. Ve spermi hazırladıktan sonra inkübatörde değil, altını çizerek tekrar söylüyorum, inkübatörde değil, laminar flow içinde ertesi güne kadar bekliyoruz. Hem hareketlilik kazanıyorlar hem kapasitasyonlarının iyi olduğunu düşünüyoruz. Ve TESE sonuçlarından da bu şekilde uyguladığımız zaman bugün yaptıklarımıza göre daha iyi sonuçlar aldık. Tam da gelen sorulardan bir tanesi bu. TESE olgularını ne zaman yapıyorsunuz ve hangi şartlarda saklıyorsunuz bir gün önce yapmanız gerektiğinde? Hı hı. Hemen başka bir soruya geçmek isterim vakit darlığından dolayı.
Seda Erdem isimli arkadaşımızın sorusu bu. Erkek infertilitesinde transfer edilebilecek embriyo sayısını etkilemesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle azospermi hastalarında, yani yasal sınırlamaların üstünde bir transfer mümkün olabilir mi? Sizin görüşünüz nedir? Yönetmelikte belki bu konuda bir incelemeye gidilebilir mi? Evet, çok güzel bir soru bu. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle ağır erkek infertilitesi yaşadığımız çiftlerde bu bütün laboratuvarların başına gelmiştir. Yani 3 tane embriyo elde edersiniz ama illa bir tane transfer etmeniz gerekir. Dondursanız bir türlü, dondurmasanız bir türlü. Seda'ya katılıyorum. Özellikle belli bir seviyede androlojik problem yaşayan çiftlerde bunun belki 3 uzman tarafından onaylı şekilde bir yerine 2 embriyo transferi yapılması, uygulaması yönetmeliğe girebilir. Yani tabii dondurma yöntemleşmesiyle elimizde ikinci bir alternatif var şu anda. Mutlaka donduruyoruz biz onları. Ama 2 embriyo transferini hak ettiğini düşündüğümüz pek çok vaka oluyor. Doğru bu konu. Ferhat Hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Ben açıkçası yani burada embriyo sayısının birazcık embriyo gelişimine bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani bir azospermik hastada ben bol bol yani bir polikistik hasta olarak düşünürsek hastayı da bol bol 5A4A embriyolar görüyorsam o hastaya tek embriyo transferi zaten uygun oluyor. Ama genel itibariyle zaten azospermik hastada bir yerine iki, hatta bazen özellikle kötü embriyo gelişimi olan hastalarda daha fazlası bile uygundur benim şahsi görüşüm dedi. Yani biraz hasta özelinde, hasta spesifikliğinde düşünülüp gerekli durumlarda da belki esnetilmesi gerektiği Cem Hocam da dediği gibi mantıklı olabilir hasta çıkarına. Eminim derneğimiz de hani bakanlıkla olan ilişkilerinde bu konuyu gündeme getirecektir. Bir başka güzel soru var Ender Yalçın Kayakalyan arkadaşımızdan. Ejekülatta spermatit görebilmenin bir yöntemi var mıdır? Eminim bu sıralarda sık sık rastlaştığımız bir sorun bu. Ben sizlerin fikirlerini çok merak ediyorum. Ferhat Hocam? Hepsi bizim başımızın altından çıktı, itiraf ediyorum. Ejekülatta spermatit gözükmesi mümkündür ama tabii ki ejekülatta spermatitler ve bunlar hep özel boyanma yöntemleriyle sperm dışı hücre değerlendirmesi olarak gözükebilir. Ama bu her hastada, özellikle sperm olan hastalarda çok daha nadir gözükebilmektedir. Ama sperm dışında spermatit gözükebilme şey zaten hastanın normal tıbbi durumlardaki bir sıkıntısından kaynaklı, böbrek hastalıkları olabilir, ürolojik bir sıkıntısından kaynaklı olarak bize spermatit olarak yansıyabiliyor. Bunu Memorial'da zaten çalışması yapmıştık. Bazen gerçekten gördüğümüz her yuvarlak hücre lokosit midir şeklinde zaten test simplet vesaire gibi testler var. Bunları detaylı olarak boyayıp incelediğimizde onların lokosit, lenfosit olmadığı, germ hücresi olduğunu görebiliyoruz. Ki bunun için germ hücre kökenli mi şeklindeki sorun ya da tabii ki ileri fizyolojik testler yapmamız gerekiyor ama onların lokosit olmadığı, genel itibariyle germ hücresi olduğu düşünülmekte. Cem Hocam, sizin fikriniz? Rutin kullandığımız mikroskoplarla ancak çok ehil gözler spermatit, round spermatit hücrelerini ayırabilir lenfosit ve lokositlerden. Günümüzde bunları spesifik olarak mikroenjeksiyon yapacak şekilde ayıracak bir yöntem ben bilmiyorum açıkçası. Ancak kısmen deneme yanılma yöntemiyle veya yüksek büyütmelerde bir dediğim gibi ehil göz ayırabilir bunu. Peki bu hani Ferhat hocamızın da dediği gibi başlıca bir patoloji midir sizce? Ejekülatta bu hücrelerin varlığı? Azospermi zaten başlı başına bir patoloji. Evet. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım bence. Ben de bu konuda bir şey söyleyeyim. Lütfen Tülay Hocam. Ejekülatta sperm görünmesi ileri non-obstetik azospermik durumda
görebilirsiniz. Yani sağlıklı bir örnekte ejekratta yuvarlak hücreler her zaman lökosit serisidir. Bu konuda hani çok bir çalışma yapmıştım şeyle ilgili, lökosit tanımlaması ile ilgili alt grupların ve işte lenfositler vesaire. Dolayısıyla şeyde lökospermide ya da normospermik ya da 10 milyon civarında spermi olan vakalarda spermatit düzeyinde hücreleri görmek mümkün değil, yani boyamaları ile. Ancak çok düşük sayıda örnek, sperm taşıyan örneklerde biz döküntü hücreleri görebiliyoruz. Bu konuda bunu söylemek istiyorum. Bir başka bir şey daha var. Sperm hazırlamada bir kapasitasyon konusunda bir ekleme yapmak istiyorum. Kapasitasyon süresini fazla uzatmamak gerekiyor. Çünkü kapasitasyon sonrası spermler akrozomal reaksiyona girer. Ve dolayısıyla kapasitasyonda kullandığımız bikarbonat çok fazla etki yapar örneğin. Veyahut da işte albümin konsantrasyonu %3 üstünde çıkmaması gerekir. Bunu süreyi çok kısa tutmak gerekir. Akrozomal reaksiyon göstermiş spermin de enjeksiyonu fark edilmeden yapılabilir. Dolayısıyla bu da ikisi de çok büyük bir problem yaratabilir. O konuda ekleme yapmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok güzeldi Ferhat Cengiz sunumunuz. Teknik olarak teknikleri aslında şey olarak ayrı ayrı ele alıp mikroçip tekniği örneğin işte Max tekniği, bunları ayrı ayrı ele alıp gerçekten çok derin incelemek gerekir bence. Biraz konuşma konusu olarak belki Klinik Embriyoloji Derneği bu konuda bir şey akşam toplantıları yapmayı planlar belki, bilmiyorum. Ama bu yöntemlerin yararı ya da laboratuvarda kullanılmasının fazla vakit kaybı olup olmadığını da iyice öğrenmiş oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok böyle lezzetli, çok verimli bir konuşma oldu. Her iki hocamızdan da. Yani böyle günlük rutin uygulamalarımızda da kullanabileceğimiz böyle done hap şeklinde bilgiler elde ettik. Süremizi de oldukça açtık tabii ki. Konu güzel olduk sonra. Konuşmacılar da bunları güzel aktardık sonra tabii ki. İster istemez soru çok fazla geliyor. Süreyi de aşıyoruz. Fakat bir sonraki oturuma geçmek için artık oturumu kapatacağız. Tülay Hocam'ın da müsaadesiyle. Tabii. Klinik Embriyoloji Derneği'nin bu toplantısı çok güzel planlanmış gerçekten. Öğleden sonraki oturumları da izlemek istiyorum. Çok yararlı. Hepimiz için çok yararlı. Konuşmacılara çok teşekkür ediyorum ayrıca. Oturumu kapatıyorum. Herkese sevgiler. İyi günler. İyi günler.